Efendim merhabalar, bir yeni videoyla karşınızdayım. Fark ettiğiniz üzere video bu sefer Türkçe. Niye Türkçe? Videoda anlatacağım konu daha ziyade Türkiye'deki ve Kanada'ya belki gelmeyi düşünen ve belli meslekleri icra eden insanlara yönelik olacağı için Türkçe. Bir 5 tane İngilizce video yapmıştım kanalda, hepsini izlediniz mi bilmiyorum ama birazcık bir denemiş oldum. Bakalım nasıl tepkiler geliyor, kanal bir yöne doğru evriliyor mu diye. Tekrar İngilizce videolar ara ara gelebilir. Ancak 2-3 tane video en azından üst üste Türkçe gelecek. Kanalda 2 haftadır da video yok bu arada yaklaşık olarak. Geçen hafta sonu bir video çekmiştim fakat hayatımda ilk defa SD kart azizliğine uğradım. Görüntülerin hiçbirine ulaşamıyorum o gün çektiğim. O uzun bir hikaye, bir ara anlatırım. O SD kartı Avusturya'ya, Almanya'nın komşusu olan, gönderdim. Orada bakalım verileri kurtarabilirlerse bana bir şekilde ulaştıracaklar. Sürpriz olursa belki o video sonradan gelebilir. Bu videoda eski videolardan belki takip edenler varsa bileceğiniz bir insanla birazcık böyle röportaj, söyleşi tadında bir şey yapacağım. Egemen abiyle, benim kuzenimle. Kendisi uzun yıllardır Kanada'da. Burada ne iş yapıyor, nasıl bir sektörde? Onunla ilgili biraz böyle bir söyleşi videosu olacak. Buna benzer iki tane video çekmiştim daha önce. Bir tanesi İbrahim'le, İbo'yla bizim. SFU'da Simon Fraser Üniversitesi'nin erkek basketbol takımının hocalarından onunla bir söyleşi yapmıştık. Bir de Erkan'la, burada gemi inşaat sektöründe çalışan arkadaşım Erkan'la. Ki o video sanırım en son baktığımda 140 bin falan izlenmişti. Kanalın en fazla izlenen videosu oldu. İzlenmeye de devam ediyor. Ve Erkan'la bir devam videosu da çekeceğiz. O videoya gelen sorular, yorumlar, onları bir derleyip toplayıp onlara cevap verdiğimiz, cevaplarımızı aktardığımız, anlattığımız bir video daha çekeceğiz. Eğer varsa orada cevaplamamızı istediğiniz şeyler, onları da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu konseptte söyleşi, işte burada belli meslekleri icra eden, bir süredir burada yaşayan Türklerle söyleşi, sohbet tadındaki video konseptinde de bir iki kişi daha var aklımda, farklı sektörlerden, ilgi duyacağınızı, merak edeceğinizi düşündüğüm sektörlerden. Ama varsa istediğiniz, ya abi şu alanda birini bulabilir misin, onunla söyleşi yapabilir misin diye. Çevrem çok geniş olmamakla beraber eğer bir şekilde ulaşabilirsem onu da yapabilirim. Şimdi geçelim Egemen abiyle söyleşiye. Ahanda kendisi, Egemen abiyle birlikteyiz. Abi kısaca kimsin, nesin, nerede ne eğitimi aldın, o önemli çünkü hani meslekle ilgili olacak video büyük oranda. Eğitimin, mesleki tecrüben, Kanada tecrüben, şöyle bir konuya girelim, devamını getiririz. İzmir'de doğup büyüdüm. İşte liseyi Anadolu Lisesi'nde okudum. Ondan sonra tekstil mühendisliğini okudum Ege Üniversitesi'nde. Daha sonra İngiltere'de master yaptım ve işte 25 yıl önce falan Türkiye'den ayrıldım. İlk önce Dubai'de çalıştım, denim işinde. Daha sonra Montreal'e geldim, Kanada'ya. Ne zaman oluyor bu? 13 yıl önce. Ondan sonra bir işten, iş teklifinden dolayı Vancouver'a taşındık. Yani burada benim en büyük avantajım iş deneyimi sahibi olmam oldu tabii. En önemli özellik iş deneyimiyle birlikte doğal olarak ana dil İngilizce olan bir yere geldiğiniz için İngilizce dilini biliyor olmanız. Yani Türkiye'deki en büyük eksik maalesef bu. Hı hı. Yani isterseniz Boğaziçi'nden, ODTÜ'den mezun olun. Gene de İngilizceniz eğer Türkiye'de öğrenilmiş seviyede, standart seviyede ise zorlanacaksınızdır mutlaka. Çünkü biz 11 yaşında öğrenmeye başladık İngilizceyi. Ona rağmen İngiltere master'a gittiğimde bile zorlanmıştım. İşte Dubai'de hep İngilizce konuşulduğu için vesaire benim Kanada'ya geçişim bir Türkiye'den gelen kişiye göre daha kolay oldu doğal olarak. Peki Kanada'ya geldiğinde kaç yıllık iş tecrüben vardı? Kanada'ya geldiğimde 12 yıllık iş tecrüben vardı. Az değil. Evet, az değil. Fakat sadece iş tecrübesi size iş bulmada garanti bir kriter değil tabii ki. Yani adaptabilite de çok önemli. Tipik Türk kafasıyla çıkıp gelmediğim için hani Dubai'de yaşadık, İngiltere'de yaşadık, Pakistan'da yaşadık vesaire. Uluslararası vizyonla kalkıp geldik. Üstüne birazcık Fransızca da biliyorduk. Montreal Fransızca'da konuşulan bir şehir olduğu için o önemliydi tabii. Ama dediğim gibi en önemli şey Türkiye'den gelecek kişiler için yabancı dil bilmeniz. Yani İngilizce bilmeniz, hatta Türkçe bilmeseniz de olur ama İngilizceyi bilin yani. İngilizceyi mutlaka öğrenin. Bunu çok küçümsüyorlar ya da ikinci şeye atıyorlar Türkiye'de. Fakat ana diliniz gibi Fransızca da bilseniz, ana diliniz gibi Almanca da bilseniz dünya dili İngilizce. Bunu herkes artık biliyor. Ondan sonra ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Türkiye gibi her iş alanında üretimi olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Mutlaka alanınız neyse orada çalışın. Yani en az bir yıl, belki iki yıl çalışın. Hemen okulu bitirmez yurt dışına kapağı atıp iş bulma hevesine girmeyin bence. Çünkü gelişmiş ülkelerin en büyük dezavantajı da bu. Yani üretim olmadığı için insanların pratik deneyimi olmuyor. Yani mesela benim iş arkadaşlarımdan ben biliyorum. 30 kişi çalışıyor bizim departmanda ama üretim deneyimi olan 3 kişi var.
Ve onlar her zaman önde oluyor. Çünkü üretimi görmüş olmak, bir şeyin pratiğini pratikte görmüş olmak okuldakinden çok daha farklı. O yüzden atıyorum Bill Gates gibi ya da başarılı insanların illa bir Harvard'dan ya da üniversiteden diploması yok. Ama biliyorlar, işi biliyorlar. İşi bildikleri için başarılı olmuşlar. Yani bir okulu bitirdikleri için başarılı olmamışlar. Benim alanım tekstil mühendisi. Tekstil okuyan insanlara da söylüyorum bunu. Atıyorum makine mühendisi okumuş insanlara da söylüyorum. İngilizceyi kesin öğrenin, pratik anlamda öğrenin. Gramerini çok iyi biliyorum anlamında demiyorum. Üstüne ne okuduysanız, ister jeofizik okuyun, ister mimarlık okuyun, istediğiniz istatistik okuyun ama o alanda yani minimum bir maaş da bile olsa girin, üretimde bir çalışın. Yani gidin de satışta ya da pazarlamada çalışın demiyorum. Mutlaka bir işin olduğu, yani üretimin olduğu, ideal olarak üretim, çünkü yurt dışında üretim yok. Yani ancak Asya'ya gitmeniz gerek. Öğrenin, mutlaka bir yere girin. Çalışın, o işi orada öğrenin. Çünkü yurt dışına çıkmayı kafaya koyduysanız o cebinizde ya da diyorlar ya kolunuzda altın bilezik olarak sizinle birlikte geliyor. İki tane sorum var. Birincisi, şu an burada ne iş yapıyorsun? Çok şirketin adını vermeyeceğiz çünkü burada birazcık Kanadalı firmalar huylu. Genel olarak bize bir tarif etsen, nerede çalışıyorsun, sonra bir sorum daha var. Ben işte ilk denimde çok uzmanlaştım, yani kot kumaşında diyelim. 10 yıl onun üretiminde çalıştım. 10 yıl bir şeyin üretiminde çalıştığınız zaman onu A'dan Z'ye biliyorsunuz. Yani bu da size çok büyük bir potansiyel sağlıyor. Onunla birlikte ben ilk işimi buldum ama Kanada'ya ilk geldiğimde herkes bana buyursana iş demediler. Ki o kadar deneyimli olduğum halde ve de benim gibi bir insan olmadığı halde demeyeyim ama belki çok zor bulunacağını bildikleri halde gene de yurt dışından gelen yeni bir insana böyle çekinceli bakıyorlar. Bu arada bu Kanada'nın değişik bölgelerinde bu bakış açısı değişiyor arkadaşlar. Quebec'te farklı, Ontario'da farklı, bizim bulunduğumuz British Columbia'da farklı, Alberta'da komple farklı. Benim gittiğim yer tekstil şehri olmasına rağmen ben zorlandım. Yani şu anda çok yatırım ama 50 küsur işe başvurdum. Görüşmelere gittim falan, hiçbir şey çıkmadı. En sonunda çalışmak istediğim şirketin sahibine e-mail attım. Sizin ürünlerinizi gördüm vesaire. Sizin en büyük eksikliğiniz budur dedim. Adam beni ertesi gün aradı. Ve ben ilk işimi böyle buldum arkadaşlar. Yani ne okuduğum okul ne başka bir şey. Yani hani böyle İngilizce'de gene İngilizce kullanacağım ama thinking out of the box dedikleri, yani standardın dışında düşünme. Standart yaklaşımın dışında yaklaşacaksınız böyle kritik durumlarda. Yani iş bulmanın çünkü standart bir reçetesi yok. O iş bana başka işi getirdi. İşte bayan moda şirketinde gene kumaş geliştirme yaptım. Ve daha sonra belki de hayatımı değiştirecek bir outdoor şirketinde, dünyanın en önde gelen outdoor şirketlerinden birinde iş teklifi alıp Vancouver'a taşındım. Yine orada işte 5 yıl falan çalıştıktan sonra şimdiki işimi buldum. Şimdiki işim de dünyanın önde gelen bir athleisure denen, hem atletik hem leisure, yani hem sporda giydiğiniz ama aynı zamanda boş zamanınızda evde ya da dışarıda giyebileceğiniz kıyafetlerin birleşimine athleisure deniyor. Atletik leisure. Aynı zamanda yoga kıyafetleri alanında da uzman. Kilit kelime yoga arkadaşlar. Evet. Anlayan anladı. Bu şirkette benim gibi üretim deneyimi olan çok insan olmadığı için belirli bir deneyimi kazandıktan sonra Kanada'da özellikle iş bulmanız çok kolay oluyor. Neden? Çünkü en yakın arkadaşınızdan gelen bir tavsiyeyle ve de nerede çalıştığınızı, işte itibarlı bir yerde çalıştığını gördüğünüz bir insana mı iş teklif edersiniz? Hiç ismini duymadınız. Ama işte her şeyi yaptığını iddia eden bir insana mı iş teklif edersiniz? Yani insanların bakış açısı her zaman gene iş dönüp dolaşıp markaya dönüyor. Yani diyorsunuz ki ben bilmem ne şirketinde çalıştım. Ha, o orada çalıştıysa işte bazı prosedürleri, standartları biliyordur. Üretim deneyimini gördükten sonra ha tamam diyorlar. Bu kişi, yani o açıdan söylüyorum. Yani mutlaka bir yerde çalışın ki elinizde o altın bilezik olsun yani. Birazcık geri saracağım. Sen Kanada'ya geldiğinde lisansın vardı. Yüksek lisansın vardı. 10 yıldan fazla iş tecrüben vardı. Böyle gelip bir takım zorluklardan sonra ancak birazcık kafayı çalıştırıp farklı bir yol izleyip iş bulabildin. Sonra hani devamı geldi Kanada'daki tecrübeyi de üstüne ekleyince. Çünkü bu videoyu izleyen, işte tekstil okuyan veya başka bir şey okuyan, farklı bir mühendislik okuyan veya tamamen başka şeyler okuyup Kanada gibi veya dünyanın başka yerlerini düşünen, yaşamak, çalışmak için insanlar olacaktır. Çünkü şöyle mesajlar geliyor bana, şuraya bağlayacağım. İşte ben şurada öğrenciyim veya yeni bitirdim, Kanada'ya nasıl geliyorum? Yani muhtemelen sen bu kadar yüksek lisans tecrübeyle anca gelip bir takım aşamalardan geçip iş bulup burada sağlam bir pozisyona gelebildiğine göre Türkiye'den en iyi okulda olsa, en iyi ortalamada olsa, İngilizcesi süper de olsa kolay kolay Kanadalı hiçbir firma mesela gel ben senin vizene sponsor olayım, göçmenliğini ben çözeyim, gel buyur başla paşam herhalde demeyecek değil mi? Hani onu bir söyleyeyim. Çünkü nasıl gelebiliriz sorusu hep geliyor. Daha herhalde bunun sağlam kısmı işte okulda mı gelirsin,
çalışma iznimi alırsın bir şekilde. Göçmenlik sistemiyle kabul alır, öyle mi gelirsin? Kanada'ya gel, çalışma iznin, oturma iznin olsun, sonra işlere başvur. Değil mi? Özellikle tecrübe azsa. Ya şöyle, nerede okuduğunuz aslında hiç önemli değil. Gerçekten iş bulurken nerede okuduğunuz hiç önemli değil. Bakın altını çiziyorum, hiç önemli değil. Ama master yapacaksanız çok önemli. İkisi çok farklı şeyler. Mesela master yaparken ODTÜ'den mezun olan bir insanın master'a kabul edilmesi çok daha kolay. Atıyorum nereye göre? Anadolu'daki bir üniversiteye göre. Ama iş bulurken hiç önemli değil. Bakın gerçekten hadi canım falan diyebilirsiniz ama gerçekten ODTÜ'den ya da Boğaziçi'den ya da ne bileyim yeni üniversitelerden, bir Koç'tan falan mezun olduktan sonra bir işe girmeniz için bakın bugüne kadar 5-6 şirkette çalıştım. Hiç kimse, altını çiziyorum, hiç kimse nerede okuduğuma bakmadı. Sormadı, diplomamı hiç kimse sormadı bugüne kadar. Türkiye dışında diyorum. Türkiye'de herkes Türkiye'de sorarlar. Türkiye'de sorarlar. Türkiye evet. dışında hiç kimse bana şurada mı okudun? Bunu mu okudun? Master mı yaptın İngiltere? Hiç kimse bunu sormadı. Ne biliyorsun? Nerede çalıştın? Bunu bana göster dediler. Şu açıdan çok şanslıyım. Bizim okulda fabrika vardı İzmir'de. Teorini okuduktan sonra pratiğini arkada gidip görüyorduk. Öğrenciliğimiz sırasında staj çok önemliydi. Pratiğimizi gidip fabrikada öğreniyorduk. Tekstil mühendisliği veren diğer okullarda bunlar yoktu. Ve biz o açıdan avantajlı olarak öne çıktık Ege Üniversitesi'nde. XYZ Üniversitesi'nde bile okuyorsanız Anadolu'da mutlaka öğrenciliğiniz sırasında yazın, evde oturmayın. Gidin staj yapın. Bedava bile olsa gidin yapın. Mutlaka yapın. Yani bundan çok şey öğreneceksiniz. İnanın bana. Yani ister Arçelik'e gidin, ister isimsiz üretim yapan bir sanayide üretim yapan bir yere gidin. Ama bunu çok şey öğreneceğinizden emin olun. Master programına başvurduğunuzda nereden mezun olduğunuz önemlidir. Fakat bir işe girerken ne bildiğiniz önemlidir. Herkese ne biliyorsun? İşte Excel biliyor musun? İşte üretim planlamasını biliyor musun? İşte proje yönetimi biliyor musun diye soracaklardır. Adama dersen ki bende proje yönetimi PMP şeyi var, sertifikası var. Adam tamam okey ama hiç proje yönettin mi diyecek sana. Yani pratik her zaman dönüp dolaşıp size yakalayacaktır, soracaklardır bunu size. O yüzden ister Kanada, ister Avustralya, ister Yeni Zelanda'ya başvurun. Mutlaka iş deneyiminiz size artı puan kazandıracaktır değerlendirme sırasında ve aynı şekilde iş bulmanızda da çok büyük avantaj olacaktır. Yani bugün ben bile birisi bana CV getiriyor, hemen bakıyorum ne biliyor, ne yapmış. Nerede okuduğuna bakıyorum ama yani biz çok teknik olduğumuz için bakıyorum. Hani eğer alakalı bir departmanda okuduysa o artıdır. Atıyorum bizim departmana gelip coğrafyadan mezun geldiyse o bana eksi puandır. Ama 10 yıl pratikte fabrikada çalışmıştır o artıdır. Kanada'ya gelirken bile puan değerlendirmesinde pratik her zaman artı puan kazanır. Göçmenlik sisteminde de öyle. Yabancı dil İngilizce Fransızca biliyorsanız yani Kanada'nın resmi iki dili Fransızca İngilizce olduğu için onlardan puan kazanırsınız. Masterlıysanız artı puan kazanırsınız. Deneyimlisiniz de puan kazanırsınız. Yaş zaten ayrı, o konuya girmiyorum. Şimdi şu anda bunu seyrediyorsanız ve de öğrenciyseniz üniversitede artısınız çünkü erken bunu duydunuz. Gidin hemen bir staj yapın. Yazın. Bunun Türkçesini bilmiyorum ama competitive advantage'ın nedir? Yani seni diğerlerinden öne çıkaran özellik nedir? Ben senin iyi iş alayım derler ya hep böyle. Diyeceksin ki işte ben şurada üretimde çalıştım. İşte operasyon yönetim biliyorum. Bilmem neyin üretiminde bizzat şunu kontrol ettim. Hatta bizzat ben yaptım. Falan. Atıyorum şu anda tabii de. Bunu söylemeniz de ben senin yaşı alayım. Boğaziçi mezunum. Okey. Ne yani Boğaziçi nedir? Yani Harvard bile dese yani Harvard mezun. Okey. Yani ne öğrendin? Ne biliyorsun? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük avantajı budur. Bakın ben dünyada çok insanla tanıştım. Adamlar üretimi görmedikleri için öngöremiyorlar gelecek sorunları. Bir şey soruyor bana. Üretimden gelmiş olsa bunu sormaz. Yani çok basit şeyler. Yeni gelmek isteyen, gelmeyi düşünen, tecrübesi olan olmayan herkese bence epey bir bilgi var burada. Fakat insanımız tabii neyi merak ediyor? Maddiyatı. Dönüp dolaşıp böyle bir pozisyona biz geldik. Kanada'da adam tekstil okumuş. Bir şekilde tecrübesi de var. Bir yerden geldi başladı. Gel genel müdür ol demeyecekler. Muhtemelen daha düşük bir pozisyondan başlayacak. Ama giriş seviyesi bile olsa tekstil alanından bahsedelim mesela. Çünkü burada bayağı büyük firma var bu alanda. Geçimini sağlayabilir mi insanlar kazandıkları paralarla? Veya nasıl bir kariyer basamağı, evrimi, kafası çalışan, iş yapan, tecrübe de kazanacak bir insanı bekliyor ve bu maddi olarak Kanada gibi bir yerde neye dönüşüyor? Daha somut olarak. Yani yaşam kalitesi, geçim sıkıntısı var mı yok mu? Biraz işin maddi tarafını konuşalım. Sonra diyorsunuz ki 70 bin dolar diye başlık atıyorsun. O brüt maaş. Kanada'da bunlar brüt hesaplanıyor. Türkiye'de genel müdür bile olsanız, XYZ yönetim yöneticisi de olsanız buraya geldiğinizde direkt oradan başlamıyorsunuz. Ben çok banka müdürü
tanıyorum. Türkiye'den kalkmış. Burada direkt bankada veznedar olarak işe başlıyorlar. Fakat bir de şu var. Her eyaletin, burada province deniyor, her eyaletin geçim standardı farklı. Örneğin burada alacağınız 50 bin dolarla Quebec'te alacağınız 50 bin dolar sizi aynı seviyede yaşatmayacaktır. Quebec, Kuzey Amerika'nın en ucuz eyaletlerinden biri. Özellikle Kanada'nın. Orada çok daha iyi yaşatır. Ontario daha pahalı. Vancouver en pahalılarından birisi. Kaç yıllık deneyimli olduğunuz daha çok maaşı belirler. Çünkü daha ne kadar deneyimliyseniz o pozisyona, ona denk bir pozisyona girersiniz. Ama bizim sektöre, yani bizim şirkete özellikle giren bir insan rahatlıkla ailesini geçindirecek. Tabii aile derken hani kaç çocuklu olduğunuza da bağlı tabii de, yani 55-60 bin dediği gibi dolarlara bürüt girebilirsiniz. Bunların hepsini internette bulursunuz. Yani 50 bin dolar net kaça karşılık geliyor? Çünkü her eyaletin gelir vergisi yüzdesi de farklı. Yani Quebec'te %20 ödersiniz, burada %35 ödersiniz ve baremine bağlı. Yani her yılki gelirin atıyorum 15, 35, 55, 100 diye gidiyorsa her bir baremin yüzdesi farklı gelir vergisi. Yükseldikçe tabii ödediğiniz vergi yüzdesi de artıyor. Bazı şeyler var, iş bulma şirketleri var. İsim veriyor muyuz burada bilmiyorum ama onlarda Indeed gibi mesela Indeed.ca'ya girerseniz orada pozisyonun yanında genelde %80'inde maaş yazar. Ve unutmayın her şey brüt dediği gibi. Yani her maaş brüt, yıllık brüttür. Türkiye'deki gibi aylık net maaşınızı hiçbir yerde söylemezler. Sadece yıllık brüt verirler size. Pozisyonlara göre değişiyor. Atıyorum 3 yıllık bir tekstil mühendisi assistant coordinator olarak da girebilir. Yani kumaş geliştirme yardımcısı olarak girebilir, koordinatör olarak girebilir. Yani kumaş yönetimi, tekstil yönetimi ya da tekstil geliştirme yönetimi gibi değişik şeyler, pozisyonlar var. Onların hepsini bu dediğim web sitelerinde tekstil keyword'ı girerek, yani kelimesini arattırarak bulabilirsiniz, görebilirsiniz şu anki işleri. Teşekkür ederiz efendim. O zaman bir son genel toparlama. Aslında ara ara bahsettik zaten ama Türkiye'de yeni okuyan, belli bir tecrübesi olan, yurt dışı tecrübesi edinmek isteyen, yurt dışına yerleşmek isteyen tekstil sektörü olur, başka sektör olur. Lisans, mezuniyet çok çok önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Kanada gibi bir yerde bir işe başvurmaktan bahsediyorsak. Yüksek lisans evet önemli ama daha da önemlisi üretim olan bir alansa üretimi bilmek, pratiği bilmek, iş tecrübesi sahibi olmak. Ama öyle bile olsa hiç kimse size buyur gel kardeşim al senin bütün göçmenlik süreçlerini ben çözdüm hallettim oturma çalışma izni hadi yarın başla muhtemelen demeyecektir. O yüzden siz işin idari kısmını, yani Kanada'da oturma ve çalışma iznine sahip olma kısmını bir şekilde kendiniz çözebiliyorsanız orada tabii bu sefer yapacağınız iş başvurularına dönüş alma ihtimaliniz de artıyor. Kanada fikri kafamda oluştuğunda hiç geleyim buraya iş arayayım değil, hani bir başvurumu yapayım cebimde dursun ben yaşamaya devam edeyim şeklinde. O kısmını halletmiştim tabii o zaman daha görece olarak daha kolaydı diyebiliriz. Şu anda belki daha zordur ama her yıl zaten avantajlı olan meslek grupları web sitesinde Göçmenlik Bakanlığı'nın web sitesinde her yıl açıklanıyor. Ona bakarsanız mesleğinize göre. Son dakikaya bırakırsanız tabii ki olmaz ama özellikle Fransızca biliyorsanız, Frankofon liselerden mezunsanız Quebec'e başvurmanız çok daha kolay olacaktır. Oranın kabul edilme şartları daha kolay diğer Kanada'nın diğer eyaletlerine göre. Son bir not. Göçmenlikten bahsedip durdum. Daha önceki videoları izlememiş olacaktır muhtemelen bu videoya gelen herkes. Express Entry denen bir kalifiye işçi göçmenlik programı çatısı var Kanada için geçerli. Ondan epey detaylı bahsettiğimde bir video var. Onu şuraya bir yere koyacağım. Ona da bir göz atabilirsiniz. Bu konuyla ilgili işte tekstil sektörü olabilir veya daha genel Kanada iş tecrübesi, girme, iş bulma vesaireyle ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa bunları aşağıya yazınız. Ben çok bir bilgi sahibi değilim bu konuda. Süper hakim olduğumu iddia etmiyorum. Bildiklerimi ben cevaplarım, bilmediklerimi Egemen abiye sorarım. Cevapları yazarım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.